olarak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kampüsü'nü yani İbn Sina Kampüsü'nü size tanıtacağım. Eğer sağlık alanında bir tercih yapacaksanız yani Bülent Ecevit Üniversitesi'ne kampüsümüz burada olacak. Fakülteler de burada. Hangi fakültelerin olduğunu zaten yukarı doğru çıktıkça size tanıtacağım. O zaman videoya başlayalım. İlk olarak kampüsümüzün başlangıcı böyle. Pek kampüs gibi değil. Biraz köy gibi ama siz hayal kırıklığına uğramamanız için ben size baştan tanıtacağım. Başlayalım. Tam ormanları da arkada mükemmel eşsiz doğa manzaramızla tam ormanın içinde birleşik bir fakültemiz. Mükemmel, harika. Tam üniversite kampüsü mükemmel. Evet, başlayalım. İlk öncelikle kampüsümüzün ilk üniversitesi, üniversite fakülte, diş hekimliği fakültesi, oraya doğru çıkıyoruz. Biraz sessiz bir kampüs, genelde o yüzden pek beğenmiyorlar mı desem, bilemiyorum. Çok fazla bir şey yok. İki tane kampüsümüz var, biri ana kampüs. Para bir kampüs, diğeri de burası. Burada çok az fakülte var. Evet, diş hekimliğine doğru gidiyoruz. Biraz daha önde yaklaşalım. Evet, bu arkamda görmüş olduğunuz fakülte diş hekimliği fakültesi. Biraz da yeni yani, güzel bence. En azından diğer fakültelere göre. En yenisi bu sayılabilir. Aynı zamanda içinde böyle hastane gibi de. Eğer diş hekimliği tercih yapacaksanız Bülent Ecevit Üniversitesi'nde fakültemiz böyle. O zaman çıkalım. Ay çok güneş var. Akşam saatini seçtik ama yine de yok. Evet, her yerde bol bol ağacımız. Mükemmel köyümüz. Burada da otobüs durağımız var. Burası şehir merkezine biraz uzak olduğu için Kozlu olarak geçiyor. Direkt otobüs imkanımız bol yani. Direkt fakültenin önünden binip şehir merkezine de inebilirsiniz. O zaman geçelim kardeşim. Ay çok güzel. Biraz gölgelendik. Evet, burası da tıp fakültesinin bahçesi. Ve oturakları. Köpüşünüz bile var. Biraz daha yukarı çıkalım. Arkadaşlar burası da tıp fakültesi. Önünde kort tenisi sahası da var. Burada işte oturmaya banklar falan var. Böyle yeşillik falan. Yani güzel. Bu arkada da bu arada burayı da göstereyim. Okul öncesi eğitim merkezi yani anaokulu olarak geçiyor. Eğer çocuk gelişim bölümünde tercih edecekseniz yine burada Ahmet Erdoğan var orada. Staj için falan burayı kullanıyorlar mı bilmiyorum ama yani anaokulu gibi bir yer. Tıp fakültesine biraz daha yaklaştırayım ya, tercih edecekler için. Otlardan giriyorum. Evet, burası tıp fakültesi. Bence dediğim gibi. Ama ben de kendim de eczacılık fakültesi öğrencisiyim bu arada. Arka tarafından da eczacılık girişi var fakültenin. İçinde hem eczacılık öğrencileri hem tıp fakülteleri öğrencileri eğitim alıyor. Ama fakülte ikiye ayrılmış gibi bir durumda değil yani. Mesela ortadan ikiye bölük değil. Ortak kullanılıyor gibi bir yer. Hemen yanına getiriyorum. Evet, manzara mükemmel. Ormanımız, köyümüz. Bu arada harbiden buranın sakin, böyle güzel bir havası var. Sessiz, sakin. Bol bol
bol köpeklerimiz var bu arada. Her yerde bir sürü köpek görebilirsiniz. Uşağı bize saldırmazlar. Öyle diyorum şimdi. Yok yok, saldırmazlar üstüler. Aslında şu tarafa gitmemiz lazım. Ama geçemiyorum. Burada işte her şeyi gösterecektim ama şu tarafa gösterecektim. Ana! Burası yine tıpkı. Karşıda da gördüğümüz yerde dış derslik. Biz de bazı derslerimizi burada alıyorduk. Yani dersi fakültede yetmeyenler için ayrı bir dış derslik yapmışlar gibi bir şey. Önde kamelyalar falan var, oturabiliyorsunuz. Mükemmel. Gel karşıya geçelim. Evet, size biraz daha yakından gösteriyorum. Arkasında mükemmel manzara. Bu karşıda gördüğünüz kahverengi yerde Nesibe Hatun kız yurdu. Eğer burada bir kız yurdunda kalacaksanız da burası da fakülteye yakın olması çok iyi zaten. Direkt alt caddede olmuş oluyor. Burası dış derslik. Bu da bahçesi. Kamelyalar falan var. Şurada da basketbol ve voleybol sahası var. Zonguldak'tan mükemmel binişi. Bu arada burası Kozlu olarak geçiyor. İlçesi ama yani merkeze de yakın. Otobüslerle ortalama 20-25 dakika falan sürüyor. Evet, bu yukarıda görmüş olduğumuz yerde Ahmet Erdoğan olarak geçiyor. Burası da 2 yıllık sağlık alanındaki eğitim veren bölümler ve hemşirelik ve fizik tedavi bölümleri. Hepsi bu Ahmet Erdoğan da yer alıyor. Yani yukarıda bir yerde. Böyle biraz karma gibi bir yer. Yani bir sürü farklı bölümü içinde barındırıyor. Yukarı çıkalım. Biraz bir yolcu var. Şurası da Eczacılık Fakültesi'nin girişi. Oraya da gideceğiz zaten sonra tekrar. Evet. Eğer Ahmet Erdoğan'da okuyacaksanız erken bu yokuş çıkacaksınız maalesef. Çıkalım. Burada böyle yine kamelyalar var öğrencilerin oturması için. Her tarafta bol bol köpek öğrenciden çok. Ay. Ağaca tuttu. Bu arada şu an büt zamanı olduğu için pek fazla öğrenci yok kampüste. O yüzden hiç öğrenci yok falan demeyin. Evet, gölgeye geldik sonunda. İşte burası Ahmet Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi. Dediğim gibi 2 yıllık sağlık bölümleri. Aynı zamanda hemşirelik ve fizik tedavi bölümleri de burada derslerini alıyor. Ay, yoruldum. Zonguldak'a tercih edeceksiniz bu arada bol bol yokuşu var. Yani yokuş çıkmaya alışmışsınız diye düşünüyorum. Burada görmüş olduğunuz yerde Artmer olarak geçiyor. Bu da araştırma merkezi. Yani içinde laboratuvarlar falan var. İnelim bence aşağı. İnelim. Bu güzel orman manzaramız. Fakültemiz biraz sessiz, sakin. Ana kampüs gibi değil yani. Ana kampüs biraz daha cıvıl cıvıl. Daha kalabalık. Diğer fakülteleri de içinde bulunduğu için. Yine bol bol köpek. Bu
buradan Nesibe Hatun daha yakın gözüküyor. Alt caddede yine Kız Yurdu. Yakın olması bence bayağı güzel bir avantaj. Evet, şimdi Eczacılık Fakültesi giriş tarafına doğru gidiyoruz. Ben de bu arada Eczacılık Fakültesi öğrencisiyim. Eğer sorularınız falan olacaksa sorabilirsiniz. Ya sadece kendi bölümünle alakalı değil. Burayı tercih ederken de bir sorunuz varsa videonun altına yorumlar olarak yazabilirsiniz. Erdoğan'ın içinde de dediğim gibi 2 yıllık sağlık bölümleri var ve hemşirelik ve fizik tedavi bölümleri bulunuyor. Diğer başka bölüm yok yani bildiğim. Şimdi de kütüphaneye doğru gidelim. Kütüphanemiz çok güzel ama İçinde hastane de var. Bu karşıda gördüğümüz yerde yine hastanenin bir bölümü. Yani Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma Hastanesi. Bol yeşillikli bir yer. Şimdi hastaneye doğru ve kütüphaneye doğru gidiyoruz. Tercih etmeden önce bu videoyu izlemek size yardımcı olabilir. İleride bankamatiklerimiz var. Yani para çekmek için bir rahatlık. Arabalar geliyor. Hastane çıkıyormuş ya. Bu karşıda gördüğümüz yerde araştırma hastanesi. Yani Üniversitesi Hastanesi. Sağlık bölümlerinin burada olması sebebi de aslında hastanenin yakınlığından dolayı. Stajlarımız şu an hastanede olursa yakın olması için gidip gelmek. Thank you.
bahçesi. Demiş olduğum gibi burası bir araştırma hastanesi. Fakültelere de yakın. Burada yine bir tane daha otobüs durağımız var. İçinde. Bir de kütüphanemiz var. Kütüphanemiz gerçekten çok iyi. Kampüs hem yakın olması çok büyük bir avantaj ders çalışmak için hem de manzarası gerçekten çok güzel. Deniz manzaralı. Üçüncü katı kütüphane olarak kullanılıyor arkadaşlar. İkinci katı da yemekhane, okulun yemekhanesi. Birinci katı ne olarak kullanılıyor ben de daha bilmiyorum ama kütüphanemizin hem yakın olması çok büyük bir avantaj ve gerçekten güzel bir kütüphane. Manzarası harika. Evet, arkada köpüşümüz de. Gel sen de kamerada çık. Evet, burası hastanemiz. Böyle aslında kampüsümüz çok büyük değil. Annem korktu. Size tam olarak da deniz manzarasını göstereceğim. Köpek peşimizi bırakmıyor. Hem deniz hem orman var. Yine arkada kütüphanemiz. Kararında basmış. Evet. Evet, bu da fakültemizin. Hayır, fakültemizin diyorum. Kampüsümüzün deniz manzarası. Aslında en güzel yeri burası da diyebiliriz. Biraz sessiz, sakin. Hatta biraz değil, bayağı bir sessiz, sakin bir kampüs. Ana kampüsümüz de Farabi kampüsü oluyor. Diğer sağlık fakülteleri hariç diğer bölümler de orada bulunuyor, Farabi kampüsünde. Burası dediğim gibi merkeze 20-25 dakika uzaklıkta. Ay köpek, korktum. Öyle arkadaşlar. Köpek şu an beni rahat bırakmıyor. Nesibe Hatun Kız Yurdu'nun olduğu caddede de alt caddemiz var. Orada da yine birkaç kafe bulunuyor. Yemek yeme yerleri falan. A101 Şok gibi marketler de bulunuyor. Onlar alt caddede olduğu için göstermedim. Öyle. Bölümleri saymıştım zaten. Eğer Bülent Ecevit Üniversitesi'nde sağlık alanında bir bölüm tercih etmek istiyorsanız bu videoyu izleyip kampüs hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Umarım hayal kırıklığına uğramazsınız burası hakkında. Biraz dediğim gibi sessiz, sakin. Yapılacak pek bir şey olmadığı için genelde şikayetçi oluyorlar ama ben seviyorum yani. Manzarası falan gayet güzel. Burada yine oturmak için banklarımız var. Kütüphanemiz yakın, hastane yakın. Diğer sağlık fakülteleri de burada. Yani böyle bir sağlık kampüsü oluşturmuşlar aslında. Son olarak biraz daha manzarayı gösterip bitirelim. Ay düşüyorum. Evet. Bu arada manzaramız gerçekten güzel, deniz manzarası da. Zonguldak biraz küçük bir şehir arkadaşlar. Hani tercih yaparken aklınızda soru işareti olabilir ama bilmiyorum. Küçük, sessiz, sakin, biraz kendi halinde. Burası daha da sessiz, sakin. Arka tarafta orman manzarası da var. Yani hem deniz manzarası hem orman manzarası. Bir arada bir fakülte. Kampüs, Boyna Fakülte diyorum. Umarım size bu video yardımcı olmuştur. Buraya gelirseniz de burası hakkında eğer sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına yorum olarak da yazabilirsiniz. Eğer bana Instagram'dan ulaşıp da yazabilirsiniz. Instagram adresini de bir yerlere yazarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video size yardımcı olmuştur. Ben de Eczacılık Fakültesi öğrencisiyim. Onun hakkında da bir sorularınız olursa yine yorumlara yazabilirsiniz. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.